Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Evet, çok değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber olmak, sizlerin duygularını, düşüncelerini paylaşmak ve sizi burada misafir etmek, sizin evlerinize, okullarınıza misafir olmak bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. Ve vakit ayırdınız, geldiniz, buluştuk. Öncelikle hepinize Türkiye'nin ve dünyanın bu zor zamanlarında omuzladığınız bu süreçten dolayı çocuklarımızla yüksek bir alaka göstererek ilgilendiğinizden dolayı, velilerimizle teması kesmediğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte gerçekten cansiperane koşturan öğretmenlerimizin sayısı çok fazla. Hepsine şükran borçluyuz. İnşallah bizim bu süreçte kendimizi böylesine yüksek başarılarla ortaya koymamız neticesinde öğretmenliğin itibarını gelecek kuşaklara çok daha üst bir seviyede taşıma imkanı da nasip olacak diye düşünüyorum. İnsanların ve toplumların karakterleri zor zamanlarda belli olur. Bu zor zamanda eğer milletin hizmetinde, çocukların hizmetinde koşturabiliyorsak, birimizi 5 yapabiliyorsak, 5'imizi 10 yapabiliyorsak, 10'umuzu 1000 yapabiliyorsak, bu bizim için gerçekten tarihi bir başarı olacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl müdürümüz Ali İbrahim Bey sanırım burada. Önce onunla başlayalım. Çok çok güzel bir duygu. Ben iki tane kızımla şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir anda da söz hakkı verilince çok kelimeler kaldı. Kapatalım mı? Ne yapalım? Efendim? Kapatalım mı? Hayır, hayır. Önce ben gençlerle, hanımlarla tanışayım, hanımefendilerle. Sonra sizin heyecanınız geçsin, tamam? Çok iyi olur, çok iyi olur. İsminizi öğrenebilir miyim isminizi? Benim ismim Behiye Buse Bağcı. Annem onun kendisi. O da arkadaşım okuldan. Hı-hı. Çok güzel, çok memnun oldum. Evet, kendisi, hoş geldin be. Kendisi arkadaşınız mı oluyor? Evet. Hocam, bu iki genç kız Niğde Fen Lisesi'ndeler. Evet. Geleceğe dair planları var ve size bir şeyler söyleyecekler. Ben sözü onlara bırakayım tabii isterseniz. Lütfen, buyurun, buyurun. Dinliyorum. Öncelikle hocam, bu süreçte hani bize değer verdiğiniz için öğrencilere en iyi şekilde geleceğe yönelik çalışmalar yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Kaçıncı size, sınıf? 10. sınıfım. Güzel. Hocam aslında şöyle size bir soru sorsam yanıtlayabilme ihtimaliniz var mı? Yani soru başına 10 lira alıyorum. Yani hocam sen nasıl göndereceğim? Çok heyecanlıyım hocam. Anlaştık hocam, mı? Hocam hiç değil o zaman. Yani... Tabii ki sorabilirsin lütfen söyle. Buyurun. Bir soru olacak. Şimdi... Sınav olmayan okullar için siz sınavları yapacağınızı söylediniz. Önümüzdeki ilerleyen tarihlerde. Şimdi koronavirüsün seyrine göre, artış seyrine göre bu tarihin tekrar ertelenme olasılığı var mı yoksa kesin mi bu artık? Şimdi şu haliyle kesin. Biz her gün istatistikleri izliyoruz. Hem dünyaya bakıyoruz hem Türkiye'ye bakıyoruz. Ve biz bu kararı aldığımızda vaka sayısı kaçtı, bugün kaç ve önümüzdeki haftalarda bu gidişle ne olacak bunları kestirebiliyoruz. Ve şu anda veriler şunu gösteriyor. Biz seyreltilmiş bir şekilde küçük gruplar halinde öğrencilerimizin zaten yaklaşık yarısı sınava girmişti, yarısı da girmemişti. Ayrıca ilkokul çocuklarımızın sınava girmesini istemiyoruz. Yani 4. sınıflar mesela sınava girmeden not alacaklar. Sizlerin eğitiminde biraz daha
kararlı durmak zorundayız. Şundan dolayı lisedesiniz ve üniversite için hazırlanmanız gerekiyor. Hiçbir şeyi kaçırmamanız gerekiyor. Diyelim ki ikinci dönemi ben size kolaylık olsun diye tamamen kaldırsam, aslında bu kolay ve hoş bir şey gibi görünüyor ama bu sizin geleceğinize, Türkiye'nin geleceğine vurulmuş bir darbe olabilir. Yani şu anda gelecek için hazırlanmamız lazım. Yani siz 10. sınıfta ikinci dönemi hiç alamazsanız 11. sınıfı yapmakta zorlanırsınız. 11'ler 12'yi yapamaz, 12'ler üniversitede zorluk çeker çünkü ilgili alt konuları, öncül dediğimiz konuları almamış olacaklar. Bu yüzden şu anda fikrimiz net ve bu sınavlar yapılacak. Ama istatistiklerle ilgili olağanüstü bir durum olur, çok farklı bir değişiklik olur. Elbette biz ne gerekiyorsa dikkat ederseniz onu yapıyoruz. Yani kapatmak gerekiyorsa kapatıyoruz, açmak gerekirse açıyoruz. Bunu da dediğim gibi bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Bu konuda gerçekten takdire şayan yaptıklarınız, takip ediyoruz sizi zaten. Gerek sosyal medyadan gerek haberlerden. Ben şunu söylemek istiyorum hocam. Geçti mi? Heyecanınız geçti mi? Geçti evet. Tamam peki o zaman devam. Ben çok geç atandım. KPSS'yi bir türlü geçemeyip çok geç atandım. 8 yıl bekledim. Öğretmenler için ben şunu söyleyeceğim. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek ve ben bu mesleğe çok geç başladığım için biraz üzgünüm. O üzgünlüğü de epey bir süre atamadım ama 8 yıl oldu atandığımdan beri de. Bu 8 yıl süresinde de gördüm ki iyi ki öğretmen olmuşum. İyi ki bu yolda ilerlemişim ve kararımdan dönmemişim. 8 yıl bekleyip 8. yılımda atanıp 8 yılda öğretmen olmak 8 benim için uğurlu bir sayı oldu. Ve evet. İyi ki de öğretmen olup bu camiaya katılmışım. İyi ki de böyle güzel evlatlarım olmuş. ve sizlerle bugün buradayım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum bana söz hakkı verdiğiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Gençlere başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hayalinizi kurun, hedefinizi koyun. Bismillah deyin, devam edin. Hiç her şeyi yaparsınız. Kendinize güveniniz asla yitirmeyin. Koydular zaten hocam. Söyle Buse.